Bugün burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye arasında imzalanan sosyal konut projesi kapsamında yapılan 470 sosyal yardım alanında yaşlıya, engelliye, ihtiyaç sahibine, asker ailelerine, tüm ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardım ediyoruz. Barınma yardımları da bunlardan bir tanesidir. 2009 yılında Toplu Konut İdaresi ile yapılan anlaşma üzerine, protokol üzerine yoksul ailelerimize konut yardımı yapılması başlanmış. Bugüne kadar 33.337 konut projeye alınmış. Bugüne kadar 31.340 konut ailelere teslim edilmiş. 1997 konutun inşası devam etmektedir. Bunların toplam maliyeti de 1.6 milyar lira olarak tespit edilmiştir. Besli'de 472 konutun biraz sonra Kur'an çekim törenine başlayacağız. Burada emeği geçen herkese, bakanlığımız personeline, valilerimize, kaymakamlarımıza, TOKİ'ye, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ailelerimize mutlu ve huzurlu bir şekilde oturmalarını, güle güle oturmalarını diliyor. Bana söz verirseniz ben biraz da TOKİ'yi eleştiririm dedim. TOKİ'nin yaptığı evler, bunları gezmedim ama Adıyaman'da yaptığı evler maalesef normalin altında. Biraz da fazla küçük. Burada yani bir hayır yapıyorsan şöyle hayrı da yani yemek veriyorsan karnını doyuracak kadar vereceksin ya. Burada da böyle bir oda bir salon yerine işte ise iki oda bir salon olmalı biraz daha. Balkon var mı sizinkilerde? Balkon var mı? Yok mu? Balkon var mı? Balkon mutlaka olmalı. Bundan sonraki projelerde bilmiyorum ben bunları yeni TOKİ anlayışında zihniyet değişti, kalite arttı. İnşallah bunlar yeni TOKİ anlayışına göre yapılmıştır. Ama yine de orada burada kiracı olmaktan, birkaç ay bir arada oturmaktan çok daha iyidir. Cenab-ı Allah huzurla, sağlıkla oturmayı nasip etsin. Her şey Türkiye için yerine ulaşmıştır. Biz o günlerde ihmal edilen, ötekileştirilen, adam yerine konulmayan bu millete efendilik yok, bu millete hizmetkarlık vardır diyen bir inanca sahip insanlarız. İşte o gün biz bu inançla yola çıkarken muhterem valim biz Besli'deyiz. Hedefimize koyduğumuz ilkeler doğrultusunda adım adım giderken dedik ki Besli'de en güzel sağlık sistemleri olmalı. Az ileride güzel bir hastane yaptırdık. Bölgemizin de en güzel hastanelerinden birisi. Eğitimde ileri seviyede olmalıyız dedik. Devletle millet birlikte hareket ederek Besli'de eğitim anlamında fiziki olarak çok güzel şeyler yaptık. İşte burada Erdem Oral ailesinin evladından Ali abiye de çok teşekkür ediyoruz. Devlet millet kaynaşmasının birlikteliğini eserlerinden birisi de kendine bir, ben bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Besli tarım bölgesi, sulanabilir arazilerimiz suya hasret, ne yapacağız dedik. Evet, burada Gaziantep'e özellikle bir teşekkür borcumuz var. Gaziantep milletvekilleri, muhterem bakanım ve diğer arkadaşlarım, Gaziantep'e içme suyu ikinci etapta da bizim bölgemizde sulanabilir arazilerimizin suya kavuşması anlamındaki Çetintepe barajımızda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradan bütün köylerimize de bir müjde veriyorum. 46 bin hektar alanda toplulaştırma çalışması başladı, ihale edildi. Fazla değil, önümüzdeki günlerde suya kavuşacağız. İnşallah bu bölgedeki bütün köylerimiz
altyapı ihalesi yapıldı. İnşaatına bir an önce başlayacaklar. Ulaşım noktasında Sayın Başbakanımız hep söylüyor, ülkeyi böldürmeyiz ama yolları böleriz. Evet, biz Gaziantep ve Adıyaman arasındaki bu gönül köprüsünü nasıl ihya edebiliriz dedi. O günlerde Gaziantep Milletvekili Değerli Ağabeyim Mehmet Erdoğan'la görüştük. Özel idare muhalefetiyle Gaziantep'ten arabana kadar Adıyaman il sınırına kadar getirdiler. Biz dedik ki biz de yapalım bunu ama özel idarede paramız olmadığı için yapamadık. Elazığ Karayolları Bölge Müdürlüğü muhalefetiyle başladık her gün 5'er kilometre. 10 kilometre, 8 kilometresini yaptık. Peşinden bu yolun projesini bitirdik. O gün Mehmet abiyle görüştüğümüzde o yıllar dedim ki Mehmet abi rahat ol. Projeyi tamamladık ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde ihalesini tamamladık. Mehmet abi Gaziantep'te biz mesleğinde inşallah ülkeyi öldürmeyeceğiz. Yolları bölerek, yolları kısaltarak, gönülleri buluşturarak, Sevda Türkçeleri yazarak devam edeceğiz dedi. Bunda da Besli girişinde hem Sağlık Ocağı'nın hastanenin önündeki kavşak bu sene içerisinde hem de aşağı şehirdeki bir yerlik inşallah yapılacak. Şimdi geliyorum buranın hikayesine. Sosyal devlet olmalıyız dedik muhterem bakanım. Hatırlar mısınız? O gün bu milletin ötekileştirilen evlatları, fakiri fukarası, yetimi, sana ne be kimsin sen denilen, tepeden bakılan, hor görülen, hakim olan insanlara siz bizim kardeşimizsiniz. Biz kimsesizlerin kimiyiz, sessizlerin sesiyiz diye bir anlayış içerisinde olduk. Muhterem Bakanım, bakanlığıyla beraber Aile Bakanlığı TOKİ müşterek dar gelirli sosyal konut yapalım dedi. Bütün ilçelerden talep toplandı. Ben burada o gün görev yapan Gürkan Demirkale Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey talebi toplayın dedik. 3000 talep toplandı. Bakanlığa gönderildi. O besli çok güzel. Diğer ilçelere bakınca daha büyük bir talep var. Aradan bir yıl geçti, 2 yıl geçti. Yer bulamadık. Hazine arası bulamadık. Ne yapacağız dedi. Değerli arkadaşlar, iftiralar, o gün atılan yanlış ithamlar ben sahiplerine iade ediyorum. Onları mahşerde soracağım ama yanlışlar. Çünkü sizin bu güzel projeye kavuşmamanız için yalan söylediler, iftira attılar. Ne yaptık biz o gün? Kardeşim Mustafa, ilçe başkanımız dediler ki, biz yer bulduk. Bu yerin hikayesini anlatacağım. Siz o evlerde oturacaksınız inşallah. Burada 102.354 metrekarelik tapulama dışı alanı bulduk. Gürkan Demirkale Kaymakamı aradım. Sayın Kaymakamım burada görevli yer var. Eyvallah. Hemen gönderdim. Milli Emlak vesaire müracaatımız yapıldı, teslim edildi. Ama bir türlü ilerlemiyordu. Sayın Bakanım hatırlar mısınız? Bakanlar Kurulu'ndaydınız, Bakanlar Kurulu sıralarındaydınız. Yanınıza geldim, Sayın Bakanım, Besli'de böyle bir proje var. Sizden istirhamımız, ikinci etap olarak düşünülürken bunun daha da hızlandırılması. O saat, o gecenin saatinde Sayın Müsteşar aradınız, talimat verdiniz, ikinci etaptan birinci etaba dahil edildi. Ve biz bu süreci, bugün Besli'de olduğunu biliyorum, Emrah Yılmaz, Rize Ardeşen Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Onunla birlikte takip ettik. Daha sonra hak sahiplerinin tespit edilmesinde Ahmet Gencer Kaymakamımıza da adaletli hassasiyet ölçüsünde dikkat ederek yaptığı çalışmadan dolayı da özellikle ben teşekkür etmek istiyorum. Ama burada bir şeyin altını özellikle çizmeliyim. Rabbimiz Duha suresinde diyor ki kuşluk vaktine yemin olsun. Gecenin o sessizliğine yemin olsun. Hazreti Peygamber'e hitap ediyorum. Sen yetimdin. Sana sahipler dedi ki mi? Sen ötekileştirilmiştin. Sen yolunu şaşırmıştın. Seni hidayet yoluna eriştirmedi ki mi? Kimse sahip çıkmazken biz sana sahip çıkmadık mı? Sen fakirken biz seni zengin yapmadık mı? Diye saydıktan sonra burada Hazreti Peygamber'e hitaben bir sözü var. Ama ben bunu
önce şahsıma ve bütün idareciler ve bütün devletler bu temel esası uygulamak zorundadırlar diye düşünüyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? Ey peygamberim, madem böyle فَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْرَرْ, o zaman yetimi küçük görme. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْرَرْ, o zaman isteyeni, garibanı, fakiri, fukarayı ötekileştirme, hakaret etme. Peki yetime sahip çıkarsan, bu milletin fakirine, bu milletin fukarasına sahip çıkarsan ne olacak? Ne Rabbimiz diyor? Rabbin nimetlerini anlat da anlat. Rabbin sana öyle nimetler verecek ki. Bugün AK Parti iktidarının yaptığı bu güzel çalışmalar, AK Parti'ye olan bu teveccüh devam ediyorsa, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olduğumuz içindir. Ben bu eserin milletimize, memleketimize, ilçemize hayırlı olmasını istiyorum, diliyorum. Ama bir siyasetçi olarak da şununla gurur duyuyor ve iftihar ediyorum. Rabbime hamd ediyorum, bizi böyle güzel hizmetlerden, bizi çalıştırmış, arkadaşlarımızla birlikte koşturmuşuz. Değerli hemşehrilerim, güle güle oturun, sağlıkla, afiyetle oturun. İnşallah daha güzelleri sizlerin, daha güzelleri olacak. Eğer burada çıkmayanlar olursa, ilçe başkanımızla, kaymakam beyle de görüştük, aile bakanı, politikalar bakanı, genel müdür yardımcımızla burada görüştük. Hiç müsterih olun, endişe etmeyin. Daha güzel hizmetler, daha güzel hizmetler evlerle inşallah buluşacaksınız. Bu hizmetler hayırlı uğurlu olsun diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet olun diyorum. Peki memleket isterim. Ne sen ben, ne zengin fakir farkı olsun. Kış günü herkesin evi farkı olsun. Memleket isterim. Olursa bir şikayet ölümde de olsun diyor. İşte o gün için buradayız. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yeni kurulmuştu ve ilk bakan Fatma Hanım'dı. Orada da yine bu bakanlığı en iyi şekilde temsil etti, çok büyük bir aktivite getirdi. Ve bu aktivitede bakın toplam Türkiye'de 60 bin tane sosyal yardım konutu yapılmış. Ama bunun 30 bini yaklaşık 500'ünü BES'le almış. Kaçta kaçını almışız? 60'ta 1. Türkiye 81 vilayet. Sadece BES'le vilayetlerin ötesinde bir konut BES'le almış. Evet, Fatma Hanım bölgenin ve Gaziantep'in BES'in bakanlığını da ayrıca en bir şekilde yaptı, sahip çıktı bu bölgeye. Şimdi Fatma Hanım tabii ki bugün bakan değil ama onun başlatmış olduğu milletvekilimiz Mehmet Erdoğan'ı takip etti. Sivil toplum kuruluşlarımızla beraber genel müdürlüğümüzün çalışmalarıyla BES'in yakaladığı bu 472 konut ne olacak? Birazdan burası çekilecek. Şimdi benim kafam şeye takılıyor. Burada gördüğüm kardeşlerimin 472 aile bundan sonra apartman dairesinde yaşayacak. Ama öbür 300 kişi buradan belki grup ayrılacak. Onları, evet biraz önce de bahsettiğiniz gibi değerli kardeşlerimin, onların da boynunu bükmememiz lazım. İnşallah bu bakanlığımızın buradaki genel müdür yardımcısıyla beraber yapılacak çalışmalarla bu kardeşlerimiz de yeni bir projeyle inşallah ev sahibi olurlar diyorum. Hepiniz şu anda heyecanla bekliyorsunuz.
ben sözlerimi uzatmayacağım. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere Aile Sosyal Politikalar Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize ve dönemin Aile Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye Toplu Konut İdaresi'ne ben gönülden teşekkür ediyor. Projenin Besni'ye, hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah devamı da gelir diyor. Saygılar sunuyorum. Arif Top. Kat 2, kapı numarası 10, blok numarası 5B. İsa